kıymetli kardeşlerim Allah Teala'nın merhameti var. Belki şu anda Kadir Gecen senin. Bir istiğfar edersin. Senin Kadir Gecendir o. Bir de Ramazandaki Kadir Gecesini bulursan of. Ömrün değişir, hayatın değişir, hayata bakış açın değişir. Şöyle söylemiştik. Kur'an'ın senin için hidayet kaynağı olduğuna inan. Bak, kardeşçe bir tavsiye. Başka Allah Teala çok merhametlidir. Buna inan. Eğer merhametli olmasaydı sen bu dünyada olmazdın. Buna inan. Buna inan. Ve Allah Teala seni sevdiği için yarattı. Mecbur olduğundan yaratmadı ki. Bazı böyle ilahiyatçı abilerim, arkadaşlarım bile Hocam ne sevmişsin? Allah yaratmış falan. Arkadaş, Allah Teala mecbur mu ya? Yaratmaya mecbur mu? Bir de böyle tasavvufu tersinden okuyan, fevkalade, din, diyanet bilmediği halde ortaya böyle karışık, Hz. Mevlana bile merihten geldi, Satürn'den geldi diyen insanların inan ki benim etrafımdaki insanlardan daha çok insanı var. Abuk sabuk olmaya gör. Hemen etrafında bir şeyler tutunuyor. Yani deli zırvası. Bak ne diyorlar biliyor musun? İnsan yaratılmayaydı. E Allah bilinmezdi. Yani mecburdan yaratmış. Bunlar da ayrı kafayı sıyıranlar. Hocam çok kaba konuşuyorsun sen. Böyle böyle bir, normal bir hoca gibi. Abi normal hoca diye bir şey yok. Doğru doğru şekilde aktarmak önemli. Biraz böyle ta 5-6 sene evvel söylemiştik. Doğru olan ezberi bozma. Ezber bozmak diye bir ezber vardır. O da ezberlenmiş bir cümledir. Ezberleri bozdu. Niye? Ne? Zorun ne? İki kere iki dört. Boz ezberi. Ne, nesini bozacağım İki kere iki dört. Doğru şeyi doğru ezberle. Yanlış ezberlenen şeyleri bozmak lazım. Ezbere gitmemek lazım. Belki de şu akşam Kadir Gecesi. Kimin? Şu anda bizi dinliyor. Bizi dinlediği için değil. Hayatı için karar veren bir kişi varsa şu an dinleyenler arasında. Onlara sesleniyorum. Kadir geceniz mübarek olsun kardeşim. Kadir geceniz mübarek olsun. Allah Teala söz oradan açılmıştı. Bak, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Allah'ını seversen, şu sözü bilmeyen var mı? Öğrenmesi zor mu? Subhanallah, elhamdülillah. Bak, Subhanallah, velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allah ekber. Oradaki vav, geçiş, ve, ve, ve. Sübhanallahi ve elhamdülillahi yani. Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı anlata, anlata, anlata bitiremiyor. Bitecek bir dua değil. Hocam bu çok kolay. Bu çok kolay. E öyle. Nasıl oluyor hocam ya? Ve güzel kardeşim. Senin bildiğin kaç rakam var? Birden ona kadar. Sen bu birden ona kadar bildiğin rakamlarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 onu ona ekliyorsun. Ondan sıfır yapıyorsun. Örtü kesirini alıyorsun. Çarpıyorsun, çırpıyorsun. Bir insan birden ona kadar rakamları ve bunun mantığını bildiğinde değil ömrü geçmiş tarihiyle alakalı, geleceğiyle alakalı her şeyi düzenleyebiliyor mu? 10 tane rakam. Bugün bilgisayardaki yazılım bile bırak 10 rakamı 0 1 0 1 0 1. Aslında o ne biliyor musun? Varla yok, varla yok. Yaratıyor, siliyor. Yaratıyor, siliyor. Kainatın kaidesi 0 1 0 1. Senin Anadolu'nun tertemiz sinesinde masallar nasıl başlar? Çok güzel bir hakikatle başlar. Hatırla. Bir varmış, bir yokmuş. Bizim masallarımız bile müthiş bir hakikatle başlar. Bir varmış, başka bir yokmuş. Allah'a işaret eder. Şimdi söylenmiyor. Devamı şöyleydi eskiden. Hemen baki Allah'ıymış bizim masallarımız bile çocuğumuza aktarırken gel evladım sana bir masal anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Ne acayip söz diyorsun. Dikkat et bak dinle. Bir varmış, Allah başka bir yokmuş. Allah razı olsun sizden be. Bizim masallarımız bile hakikate pencere açıyordu. O yüzden bizim o masalları dinleyen çocuklarımızın rüyaları kararmadı şehvet esiri olmadı. Hemen kızmadı. Sadece kendi yemedi. O masal, masal dediği şeyi bile anlatırken hakikati anlattı. Şimdi sen hakikatleri masal kıvamına getirmeye çalışıyorsun. Eh, durum ortada. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete İlla billahil aliyil azim. Siz beni kınasanız da kınamasanız da ben deniz bu husustaki hadis-i şerifleri söyleyeceğim. İsterse alay etsinler. Hiç umurumda değil. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Ramazan'da Efendimizin evradını konuşmayacağım da neyi okuyacağım Allah'ını severseniz? Kasa kasada bir hal olduk. anlarlar mıymış? A, çok mu acaba böyle tuhaf bir şeylerden bahsediyormuş? Adam Harry Potter'ın filmini seyrediyor be. Gişe rekorları kırıyorsun. Bilmem ne kahramanlarını seyrediyor. Hiç de hayatta olmayacak şeyler. Neyse. Sübhanallahi velhamdülillahi. Ben otomatik gidiyorum. Sen kesersin. Bugün şu blokta soru cevapları alalım. Kardeşlerimiz hem Whatsapp'tan hem de güzel sorular var. Onlar da sohbete dahil olsun. Soru cevap denildiğinde Aa, hoca konuşmuyor falan diye kapatmayın. Burada biz adam bizim için soruyor, sizin için soruyor. Bir şeyleri öğrenme imkanı olabilir. Bazen bir soru bizim hiç aklımıza gelmeyen bir hakikati anlatmamıza vesile olabilir. Buna dikkat edin. Bak. Subhanallahi vel dinleyin ama. Dinleyin bak 3 dakika dinleyin. Sabredin ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim diyen insan bunu ciddiyetle söylediğinde ne yapmış olur? İmanını kurtarmış olur. La ilahe illallah var. Subhanallah var. Subhanallah şu demek. Seni tesbih ederim Allah'ım. Yanlışlıklardan da seni tenzih ederim. Velhamdülillah. Sana hamd ederim Allah'ım. Oh bitti zaten. Din. Allah'ı tesbih Allah'ı tenzi, Allah'a şükür. Bitti. Ve la ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir varmış bir yokmuş diyorsun ya. Tek var olan Allah. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Vallahu ekber ne? Allahu ekber ne? Allah büyüktür. Yani Allah büyüktür ya gece gece siyahtır demek gibi bir şey. Allah büyüktür değil aslında. Türkçe karşılığı yok. Ne demek o biliyor musun? Bende kal bende. Bak bunu daha önce dinlemediysen, bunu daha evvel duymadıysan, samimi söylüyorum senin için çok önemli bu ya. Ben televizyon şovu yapmıyorum. Senin için burada sahur vaktindeyim. Benim de sahurum. Niye yanlış konuşup da kendi sahurumu ziyan edeyim? Dinler misin lütfen? Bir dakika. Sen Allahu Ekber denilince kalkıp o İslam, Müslüman gibi görünen haydutları, şakileri, kafirleri görüyorsun. Allahu Ekber diye kafa kesenleri. Allahu Ekber'i aşırı dinci, kökten dinci, herkesi öldüren namussuzların zikri zannediyorsun. Sebep? Sebep çünkü araştırmıyorsun. Çünkü kalbinin mühürlenmesine çok az kalmış. Dinlemiyorsun. Öğrenmek de istemiyorsun. Bak Allahu Ekber ne? Allahu Ekber ne biliyor musun? Büyük Allah. Şuymuş Allahu Ekber. Allah Teala'yı övüyorsun. Ya selam ya muin ey nimetleri veren Allah, yerleri, gökleri yaratan Allah, kalbimi bilen Allah, kalbime gelecek hayalimden, hayalimden dahi haberdar olan Allah. Merhametle al sayıyorsun bak. Say, say en güzel şeyleri say. Allah, Allah, Allah diyorsun. Bitiyor artık ne söyleyeceksin? Allahu ekber. Bak o demektir. Ne demek? Büyüksün işte ya Rabb'i ya. Yani Allah'ı met etmekte en son zirve demek Allahu Ekber. Ya hiç dikkat etmiyor musun be kardeşim? Sadece sosyal medyadaki binlenmeleri görüyorsun da bir insan Allahu Ekber dediğinde ondan bile kuduruyorsun. Ya senin atan deden neydi be kardeşim? Sen nereden çıktın? Taştan mı çıktın? Ağaç kovuğundan mı? Her yerinde Allahu Ekber diye yazan okudan bir memlekettesin ya. Allahu Ekber ne? Allahu Ekber Allah'ım artık seni övecek bir şeyim kalmadı Ekber işte. Yani o Allah demektir Allahu Ekber. Sonra dikkat etmiyor musun? Allah Teala'yı en çok övme, en çok onu tesbih etme, ona en güzel şekilde kulluk etme aşkıyla yanıp tutuşurken ne yapacağını bilemiyordun. Ben şimdi yaratıcının farkındayım. O kudretin farkındayım. Ne yapacağım? Bilemezsin ki bulamazsın ki. Nasıl icat edeceksin? Ne yaptı Allah? Namazı verdi sana. Heh. Şimdi Allah Teala'nın huzurunda durabilirsin. Şimdi Allah Teala'nın huzurunda duralım. Hadi bakalım. Namaz olmayaydı. Nereye döneceğiz? Ne yapacağız? Allah Teala benim huzurumda olduğunuzu bilecek şekilde Kabe yönünüzü çevirdiğinizde dönersiniz abdestinizde Kabe'ye doğru bakmazsınız. Allah'a en yakın olduğunuz secde mahaline bakarak Allahu ekber diyorsun ya. Şimdi ne yapacaksın? Adam bunu yanlış kullanıyor diye namaza tekbir de mi almayacaksın? Ya nasıl bir kafa bu? Ne kadar komik oluyor değil mi? O yüzden tiyatral şekilde anlatıyorum. Al buradan kitaptan oku. Allahu Ekber şu demek, buradan bu demek. Eh, o da anladı zaten. Onu dinleseydi bunları yapmazdı. Allahu Ekber. Başlıyorsun elhamdülillahi rabbil. Sonra Allah Teala'nın sana verdiği sorumluluğu fark ediyorsun. Allahu Ekber. Rüküye gidiyorsun. Bak Allahu Ekber. Yani ben seni övdüm, senin huzurunda bulundum. Bitti söz. Artık söz yok. Niye ifade edeyim? Allahu Ekber. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Semi Allahu limen hamide. O ne demekmiş? Allah işitti hamdedenin hamd etmesini. Hiç düşündün mü bunu namazda niye söylüyorsun? Hiç namazda bunu niye söylediğini düşündün mü? Niye kalkıyorsun rüküden? Semi Allahu limen hamide. Bir de bazı böyle kafasını kaldırır falan. Sakın he. Su içen kuş gibi böyle kır 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 bakılmaz. Semi Allahu limen hamide Secde yerinden ayrılmayacak gözün. Ne diyorsun orada? Ne diyorsun hiç dikkat ettin mi? Vallahi sadece bugün bunu düşünsen, daha evvel düşünmediysen hayatın değişir. Kadir gecesi olur. Bak ne diyorsun biliyor musun? Semi Allahu limen hamide. Ya bu ne muazzam bir söz ya. Allah Ham dedenin hamdini işitti. Kim o? Sen. Sen rükudan öyle bir emin kalkıyorsun ki semi Allahu limen hamide. Bak 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 bak. Namaz adama nasıl insanlığı tarif ediyor. Kalkıyorsun semi Allahu limen hamide. Rabbim hamdeden bu aciz günahkar kulu. Acizim ama onu seviyorum. Hamdini işitti. İşitir demiyor bak. Yesmeu <laughs> demiyor. Semi <laughs> Allahu diyor. Arapça farkı vardır. Semia işitti demek kesinlik ifade eder. Bakar mısın? Allah Resulü'nün sana tarif ettiği namazın içindeki söze bakar mısın? Allah rızası için. Niye secdeye gidiyorum zannediyorsun sen? Tabii ki hocam çünkü namazın farzı. Namazın farzı ama hikmeti var. Semi Allahu limen hamide.